Selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün mutfakta bilim serimizden bir deneyle devam edeceğiz. Yapımı yine kolay olacak. Mutfakta bulunan malzemelerle olacak. Rahatlıkla evimizde yapabileceğimiz bir deney. Bugün ne yapacağız? Bugün su, yağ, gıda boyası ve sandoz kullanarak bir lav lambası yapacağız. Mutfakta bulunan malzemelerle dediğim gibi deneyimizi yapacağız. Ben burada bir ölçülü mezur kullanıyorum. Siz bardakla da yapabilirsiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden deneyimize geçelim. Şimdi ilk olarak mezurumuzun içerisinde gördüğünüz gibi bir miktar su bulunuyor. Bunun üzerine yaklaşık 2,5 kat kadar ayçiçek yağı dökeceğiz. Şöyle dökelim. Evet, şu şekilde yağımızı koyduk. Fark ettiğiniz gibi yağın yoğunluğu sudan daha az olduğu için yağ yukarıda kaldı. Yoğunluğu fazla olan su altta kaldı. Şimdi içine birazcık mavi gıda boyası damlatacağım. Boyamız da yağda çözülemeyecek. Şöyle döktüğüm zaman daha iyi anlayacaksınız. Boyamızı döktük. Boyamız yağda çözülemediği için dibine kadar geldi. Suyun yüzey gerilimi var. Onu kırdığı anda suya girecek ve suyumuzu mavi yapacak. Biraz şöyle sallayalım. Yağdan kurtulsun. Suyun yüzey gerilimini kırsın. Ve suyumuzu renklendirsin. Evet, şu anda boyamız suya ulaştı. Bayağı bir bekletti bizi. Ve artık suyumuz yavaş yavaş mavi olmaya başladı. Şöyle iyice sallayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Suyumuz mavi oldu. Yağımız üstte. Sandozumuz var. Sandozumuzu içine attığımız zaman sandoz suda erirken hava kabarcıkları meydana getirecek. Hava kabarcıkları da böyle boyayı alacak, yukarıya çıkaracak. Hava kabarcıkları gittiği zaman da diğer taraftan tekrar ağırlaşıp aşağıya doğru inecek. Bunu daha güzel görmek için ben fener kullanacağım. Daha hoş bir görüntü oluyor. Karanlıkta yapabilirsiniz fener kullanıp da siz de. Şimdi sandozumuzu açalım. Sandozun tamamını kullanmanıza gerek yok. Yarısını da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Şöyle bir sandoz. Bu D vitamini. C vitaminiyle de yapabilirsiniz. Portakallı veya C vitaminleri de var biliyorsunuz. Onlarla da yapabilirsiniz. Aspirinle bile yapabilirsiniz aslında. Ya, suda erimesi, kabarcıklar çıkarması yeterli bizim için. Şimdi sandozumuzu atalım. Sandozumuz eridikçe kabarcıklar çıkartacak ve mavi bakın. Yavaş yavaş. Evet. İçi hava dolu boyacıklarımız yukarı doğru çıkmaya başladı. Ağırlaşanlar tekrar aşağıya doğru inmeye başladı tabii. Evet bakın içi hava dolu kabarcıklarımız yukarı doğru çıkıyor. Daha sonra ağırlaşıp tekrardan aşağıya doğru düşüyor. Çok hoş bir görüntü oldu. Sizin de evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir deney.
Tablet eriyene kadar bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar, bir deneyin daha sonuna geldik. Mutfakta bilim serimizden bir deneydi. Rahatlıkla evde yapabileceğimiz yağ, su, gıda boyası ve sandoz kullanarak yaptık bu deneyi. Dediğim gibi siz bardakta da yapabilirsiniz ama altına fener koyarsanız çok çok daha güzel oluyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biraz kalsın izleyelim ya. Kapatma.